Değerli dostlar, şu an yanımda bulunmuş olduğumuz sadaka taşı aslında bizlere Osmanlı Devleti'nin sadece cihangirlik davası ile kurulmadığının en mühim delillerinden bir tanesidir. Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir diye buyuran büyük bir peygamberin, büyük bir liderin izinde kurulmuş bir devlettir. İmkanı olmayan komşusuna, zorda olan kardeşine sahip çıkmak ve bunu da onu rencide etmeden yapabilmek adına böyle muhteşem bir sistem kurmuş. İmkanı olan bu taşlara gelir, para bırakırdı. Hemen biraz önce gördüğünüz üst tarafında bir oyuk var, oraya para bırakırdı. İhtiyacı olanlar da gelir, buradan alırlardı. Değerli dostlar, bu taşlar zamanında İstanbul'un neredeyse en mühim yerlerinde, işte medrese köşelerini, okul köşelerinde buraları süslerdi, buralarda bulunurlardı. Tabii günümüzde çok az kaldı ve bu az kalanlar da zaten şu an aynı vazifeyi yürütmüyor. Peki efendim, bu kıymetli vazifeyi nasıl yapacağız? Efendim, İhlas Vakfı bu hizmeti kolaylıkla ayağınıza kadar getiriyor. Sadaka yazıp 8350'ye SMS, yani kısa mesaj gönderdiğinde 10 TL bağış yapmış oluyorsunuz kolaylıkla. Aynı eskiden olduğu gibi. Vereni gizli, alanı gizli. Efendim, burası Üsküdar'da bulunan İmrahor Camii'nin arka tarafı. Sizler de buraya gelip bu taşı görebilirsiniz. Bizler sizlere hem bu taşı, yani sadaka taşlarını ve hem de İhlas Vakfı'nın bu ayağımıza kadar getirmiş olduğu kolay hizmeti tanıtmaya devam edeceğiz.